de hariçten gelen bir adama biz bağrımızı açarız. Hariçten gelen bir adamı 40 yıllık Müslümandan daha aziz, daha mübarek, daha şerefli tutarız. Bugün kendi içimizde bile bir artist dönüp de Müslüman olsa ertesi gün İslam alemi gibi ona muamele ediyoruz. Ben Avrupa'daydım, gurbetteydim. Buraya Rum asıllı Yusuf İslam geldi. Yusuf İslam zavallı sıradan bir Müslüman. Londra'da kendisine ben sordum, ne yapıyorsun? Eski Müslümanlarla aramdaki farkı kapatmaya çalışıyorum. Ben daha Kur'an okumasını öğreniyorum dedi. 6 ay sonra Türkiye'ye geldi. Yusuf İslam bir büyük İslam alimi gibi karşılandı. Herkes ona bir şey soruyor. Niye? Hariçten geldiği için kıymetli. Grodi diye bir adam, ömrünü komünistlikle geçirmiş bir adam, Türkiye'ye geliyor, İslam alimlerine gösterilmeyen itibar ona gösteriliyor. Neden? Çünkü hariçten gelmiş. Kitapları tahşiyesiz bir surette tercüme ediliyor. Grodi'nin bir kitabına baktım, yüzlerce yanlış var. Bizim tarihimizin, dinimizin müteassısı değil ki. Hristiyanlığın batıl olduğunu görmüş, İslam'ı da nirengi noktalarıyla kavrayarak İslam'a gelmiş. Bravo, kendisini kurtarmış. Ama bize akıl hocalığı mevkine yükseltilemez. Bunu yapıyoruz biz. Hatta kendi içimizden bugün Ecevit dönse de sağlam bir Müslüman görüntüsü alsa, vallahi 40 yıldır İslam'ı dava eden adamlardan onu daha makbul tutarız. Bu bizim bir zaafımızdır. Size şahsi hayatımda düşman bizi çok iyi tanıyor. Ben de düşmanı tanıyorum. Ama düşmanı anlatmakla vakit geçirmek istemediğim için bir iki misal vereceğim size. Gelsenkirchen diye Almanya'da bir şehre gitmiştim. Camide Tonyalı hemşerilerinden birisi dedi ki, seni bu akşam ben eve getireceğim. İmkanı yok. Neden? Çünkü anam geldi dedi. Anamı görürsün. Bak ne saf, ne temiz bir dağ kadını dedi. Tonya bizim Trabzon'un arkasında dağlık bir kasabadır. Vurgunculuğuyla meşhur, bilirsiniz. Evine gittik bu arkadaşın, benim yanımda da bir Alman vardı ki çocukken Müslüman olmuş. Ömer adında ve benimle çalışıyordu. Lakin erken yaşta Müslüman olduğu ve bir Türk kızıyla evlendiği için Türk gibi konuşuyordu. Tabii biraz da sarışın olduğundan bizim Mohtilazları, aslında Lezgi Türklerinden gelen Mohtilazlarına benziyor. Kadıncağız tam köylü kıyafetiyle Vakfı Kebir'i bile görmemiş. Tonya'nın yaylasından kalkmış, Almanya'nın Gelsenkirchen'ine gelmiş. Oradan buradan memleket şivesiyle konuştuk, kadın bahtiyar olsun diye. Sıkılıyor evde dedi, seni görürse memnun olur, iyi gittik. Bana dedi ki, ha bu uşak bizim Lazlardan mı dur? Çünkü sarışın ya çocuk, Mohti Lazlarına benzetti. Yok teyze dedim, bu Almandır. Abo, bu nasıl Almandır ki? Türk gibi konuşuyor dedi. Dedim ki o çok çocukken Müslüman oldu. Türk'le de evlidir, onun için Türkçeyi çok güzel bir surette öğrendi. Oradan buradan konuştuk, ona Fatiha'yı okuttu, Kulüellah'ı okuttu, İslam'ın şartını sordu, baktı tamam. Giderken kadıncağız bana dedi ki, Kadir Efendi bir şey diyeceğim sana. Böyle bir yalvarma uslubuyla. Buyur teyze dedim. Kurban olayım sana. Ha bu mübarek uşağa çok dikkat eyle on. Çok dikkat edin bu mübarek çocuğa. Niçin teyze? Bu mübarek çok uzak yoldan gelmiştir. Bu ne mübarekti, bu ne güzel uşaktır ki bu Cenab-ı Allah bu dini nasip etti. Ben fazla bilmem ama korkarım bu mübarek Kadir gecesi doğmuştur. E ben de Kadir gecesi doğdum, ona yaptığı itibarı yarısını bana yapmıyor. Çünkü ben çantada kekliyim. O dışarıdan geldi ya, kıymetli oldu. İşte bozulmamış bir Anadolu kadınının hissiyatıyla hariçten gelen adamın kabulleniş şekli budur. Şimdi bu cahilimizin yaptığıdır. Milletin bozulmamış tabiatını anlayasınız, temayülünü anlayasınız diye bu misali size verdim. Bir de resmi eşhas arasından bir misal vereceğim. Tanzimat ihanetini gerçekleştiren Reşit Paşa
Türkiye'de sadrazam olmadan evvel Londra'da büyükelçiydi. Londra büyükelçisiyken ayak hizmetlerini gören Kavas Polonya asıllı bir Yahudiydi. Hizmetine bakan bu adamı da Türkiye'ye getirdi. Bu adamın oğlunu da kendisi de Müslüman oldu Türkiye'de. Ama nasıl oldu? Oğlunu harbiyeye verdi. Ve bu adam Mehmet Ali Paşa adıyla bir gün geldi Osmanlı ordusunda paşa oldu. Nazım Hikmet'in ve meşhur komünist Mehmet Ali Aybar'ın dedeleri bu Mehmet Ali Paşa'dır. 93 Harbi denilen hudutlarımız Tuna Nehri'nin ötesindeyken bütün o toprakları kaybederek Yeşilköy'e Rus ordularını getiren 1877-78 harbinde bu Mehmet Ali Paşa Osmanlı orduları başkumandan oldu. Bu hain dövüşmeyerek Rusları Yeşilköy'e kadar getirdi. Başkumandanlığa kadar bu Yahudi asıllı, Polonya Yahudisi asıllı Mehmet Ali Paşa bir gün geldi Osmanlı orduları başkumandanlığına kadar yükseldi. Ve bütün Rumeli'yi kaybetmemize, Sultanahmet'in tahta yeni geçtiği bir zamandı, bütün Rumeli'yi kaybetmemize sebep olan bu felaketi bu adam ihanetiyle gerçekleştirdi. Böyle hainler saymakla bitmez. Ama bizim şu zaafımızdan istifade ederek bizim sırtımızı